Del Rey'in 6. Şimdi bu ilginç bir albüm. Burada duruyorum. Yani 6 mı değil mi? Bence 6. Ama böyle bir albüm ya da böyle bir şey yok aslında. İlk defa, ilk ve son olabilir. Hatta o kadar olabilir yani. Olmayan bir albüm hakkında konuşacağız. Ayrıca 2013'te değil, 2000... Şimdi bunların ikisi yok, tamam mı? Daha ortalıklarda yokken. Sirens da yok aslında ama Sirens gerçekten çıkıyor. AKA bu aslında, sıra bu. Böyle gidiyor. 2013'te bunların ikisi çıkıyor. Puntolardan görebilirsiniz aslında. Yazı stilinde. Aynı yazı stillerine sahip. 4. Çünkü aynı dönemde çıkıyorlar zaten. Biz Sirens'dan AKA'ye direkt geçmiyoruz. Şöyle bir geçiş var aslında. Bunu söylüyorum çünkü bundan sonrakiler Chemtrails'a kadar aslında belirli bir düzende gidiyor. Hatta biraz aslında gitmiyor da. Yani orada da biraz şeyim. O yüzden bence böyle. Yani bu müzikalin gidişi aslında bence. Bir de şöyle bir şey var. Aslında ben bunları teker teker, çünkü bunlar önemli. Yani şunu anlamak çok önemli. Ama çok şeyim, acaba hani mi onda mı? 55 şarkı, 55 şarkı yani. Hani mi onda mı anlatsam? Bence hani mi onda anlatayım. Çünkü neden Honeymoon'un farklı olduğunu da anlatacağım. Şimdi ben bunu Born to Die üzerinden kısaca anlatacağım. Şimdi Born to Die'in videolarına bakarsak, hani demiştim ya işte, mesela bana geçmişi hatırlatıyor. Şöyle olabilir. Yani çünkü Born to Die'ın da dediğim gibi garip bir çekimi var. Yani altında bir şey var ki ben istemeden onu seviyorum. Bu önemli bir nokta. Çünkü sanat eserleri böyle. Yani ne kadar derinse sizi o kadar garip bir şekilde o kadar etkiliyor. Şimdi Born to Die biraz bana o ölüyor hani, K, Drive By. Sanki ilk şarkı gibi ve K'in de geçtiği ilk şarkı gibi yani. Burada bana onu hatırlattı. Blue Jean de aynı şekilde. Mesela orada bir şey söylemeyi unutmuşum, ki bu önemli bir şey. Timsah metaforu önemli aslında. Neden? Çünkü timsah şeydir. Ta dinozorlar döneminden kalan, belki de son yırtıcı. Çok yaşlı yani, o kadar, belki de yeryüzündeki o dinozorlar döneminden gelen tek canlı bile olabilir. Komodo ejderi de olabilir şu an, bilmiyorum. Öyle bir şey var mı? Yani timsah aslında orada çok daha önceden gelen bir yırtıcı imajını da taşıyor. Yani erkek için yırtıcılık, maskülenlik. Yani bu mesela Lana'yı boğazından tutup, mesela çünkü boğazına saldırıyor timsah. Aynı şekilde timsahlar hayatta kalmaya çalışıyor gibi bir şey yani. İlkel erkek aslında orada. İlkel güdüler diyelim. National Anthem çok farklı. Çünkü Born to Die ve Paradise'da yapmaya çalıştığını aslında orada yine yapmaya çalıştığı şeyi görüyor. Carmen için AKA demiş. Şöyle bir düşündüm tekrar. Yani böyle gidiyorsa bir tane bir şey kalıyor. Die For Me. Zaten aslında şeyle, AKA ile, AKA'den önce de olabilir. 2009 çünkü. Önce de olabilir, sonra da olabilir. Ama birbirlerine çok benziyorlar. Yani Die For Me dinleyince anlayacaksın zaten. Tamamıyla kaçırılan bir albüm. Summertime Sadness'da bulamadım. Outer olabilir mi diye düşündüm. Olabilir. Çünkü tamam, sert metal falan ama mesela sadece Outer Violence şarkısı da çok dramatik yani. Yani işlendiği konular da birbirine benziyor. Erkek arayışları mesela. Buradakini anlayamıyorum. Yani Lizzie'yi hiç görmüyoruz. Böyle şey, aynı video games'teki gibi. Böyle şey görüyoruz sürekli. Kendini gösteriyor. İşte yolları falan gösteriyor. Aynen o. Aynı anlayış. Mesela Carmen'de de Lolita'yı görüyoruz. Neden? Çünkü şey, hayat kadını. Orada hayat kadını. Mesela Born to Die da Kennedy'nin karısı çok tehlikeli bir kadını yine oynuyor. Ultraviolence'da yani çözemiyorum. İlişkiyi çözemiyorum. Belki yanlış bir ilişki o. Demek olabilir. Alakası da olmayabilir. Bir de şöyle bir şey var. Ama bu artık yani biraz bana fazla geliyor. Yani bu kadar teori üretmek. Üretemiyorum. Yani Die For Me'yi boşalttığım anda bu yeri nasıl dolduracağım? Last For Life olabilir. Onun durumu bir garip demiştim. Öyle, çünkü yine bir pop deneme aslında. Yani burada da yani pop denemesi bunlar. Last for Life da olabilir. Çünkü mesela burada görmüyoruz ama aynı araba var mesela. İşte aynı araba aslında, sadece o ortak olabilir. Bilmiyorum. Honeymoon olamaz.
Çok farklı. Bence olamaz. Çünkü buraları bilmediğim için şu kısmı, bu kısımda da ne yaptığını anlayamıyorum. Aslında Born to Die gelince, Paradise gelince No Kung Fu ve Die For Me çıkıyor. Geçmişin açıklaması olarak çıkıyor. Belki mesela 2022'de, 2023'te çıkacak. Başka bir şey yapacak. Aa diyeceğim mesela. Honeymoon'dan Lust for Life'a geçiş var aslında. Ama belki arada başka bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Bir amacı var o geçişin. Olabilir. Öyle bir şey çıkartabilir. Çünkü burada öyle bir şey yaptı. Yapabilir. Şimdi bu olmayan bir albüm. Sadece bu albüm için. Yani Lana Del Rey albümünü yazınca bu çıkıyor mesela. Stranger Records, neydi? Ama albüm hakkında bilgi yok. Aslında ben doldururdum. Ama dedim ki yani böyle kalsın bu. Yani kalsın yani, yapacak bir şey yok. Hani bilgi de koymayayım. Çünkü o zaman bir fan benim olur. Hani bu bilmiyorum ama. Ben yapmayı tercih etmiyorum. Yani orijin neyse öyle kalsın. Hani etkilemek de istemiyorum. Gerçi altıncıya koyarak biraz et. Yani istediğimi yapabilirim ama yapmamayı tercih ettim açıkçası. Çünkü yordu beni yani. Biz bunun bir benzerini Doja Cat'te göreceğiz. Amalı 60 şarkı mı ne? 60'tı herhalde. O kadar şeyi var. Aslında 2013 falan böyle. 13 olması lazım. Aslında Doja Cat o zaman da var. Ama tanınmıyor. Aynı Lana gibi. Atıyor. Bütün şarkıları atıyor. Böyle atıyor, atıyor, atıyor. Onu Amala'ya tamamlayıp dinleyeceğim mesela. Lana da öyle. Biraz öyle oldu. Eğer bunları koymasaydı, yani şunları, şu ikisini koymasaydı ne yapacaktım yani ben de? O zaman bunu da hatta şey yapıp burada dinleyecektim. Burada dinlemeye çalışacaktım. Olacaktı 200. AK 200 olacaktı yani. Chelsea Hotel videosu var ama cover. Sürekli coverların üstüne video atma hastalığı. Yani amacı o zaten. Geçmişe dönmek. Yani böyle bilmiyorum bunu fan mı yaptı? Kim yaptı yani bunu? Lana mı attı? Hiçbir şey yazmıyor. Niye Die For Me? Sadece bir şarkıda geçiyor, o kadar. Aa, bütün kaçırılanları dedim koyayım bari yani. Madem hiçbir bilgi yok falan. O zaman kendimce doldurabilirim yani o zaman. Madem böyle bir şeyimiz var, bir boşluğumuz var. İstediğim gibi doldurabilirim. Belki de tek takan, yani bu albümü tek takan insan olabilirim. Yani şu albüm. Şıp şıp. Nereden geldi tanıdık ya bana? Britney Spears olabilir. Şıp. Olabilir. Prom mu? Şimdi aslında şöyle yapıyor bak. No. Ha. Böyle yapıyor. Yani sesini keman gibi kullanıyor. Gibi yani. Ve Britney Spears'a da benziyor bence. Bir garip bir şekilde benziyor. Crossover'ları koymadım. Hatta yani dedim ki yani ciddiye almalı mıyım diye düşündüm kendi kendime. Belki sadece ilk 15'e olabilirdi bak. Ama neyse. Çok bir şey kaybetmiyorum bence. Bir de bir şey daha söyleyeyim.
savrulan savrulan bir kız. Kleopatra ve Lady Diana. Dedim ki yani koymayayım. Koymayayım yani. Anlamı yok yani koymayayım. Ama Cherry Bomb önemli. Cherry'yi duyuyoruz, çok duyuyoruz yani. Birazcık herhalde şey, göğüs mü acaba? Öyle bir tişört vardı yani, iki göğüs, şey iki kiraz böyle göğsün üstünde, o olabilir. Şey diyor burada da, 70'lerde bir rock grubu, bir şarkı yani, genç bir asi çocuk hakkında yani. Bunu dinlemeyeceğim çünkü açıkçası dinlemeye değer değil yani maalesef ki. Şimdi şuraya dikkat edin. Başka da bir şey var mı? Mal mı? Başka da bir şey, bu kadar. Sapık mısın ya? Ah. Those were generous times. Anyhow, wrote this song for Janis Joplin at the Chelsea Hotel. Tamam. Anlatabildiğimi düşünüyorum. Aslında biraz country. Yani böyle sıkıştırıyor araya country. Yani aslında country'den geliyor zaten. Country dediği gitar çalıyor yani. Bakın artık keman'ı duyuyor musunuz? Aynı Born to Die. Düz, düz, düz ama altta bir keman var. I need you. Bunun, bu şarkının No Kung Fu döneminden gelme zaten. Trailer Park Darling. Trailer Park Jim falan. Hatta No Kung Fu versiyonu hali var. Ama o ikisi arasındaki fark, yani bu Die For Me, o No Kung Fu. Anlatabiliyor muyum? Var yani. Tamam.
Alttaki koroyu duyuyorsunuz değil mi? Şimdiye kadar dinlediklerimizin hiçbir amacı yoktu yani. Onu bunu sevdim. Nero diyor ya. Gerçekten Nino Nino. Nero. Aynen. Bak aynen onu diyor. Nero, Neron. Aslında Nero değil o, Neron. Bir Romalı şey. Nasıl denir? Yönetici diyelim. Bir yangın çıkartıyor. Kısaca. Ve şehir yanarken kemanı alıyor. Çalıyor. Keman çalıyor. Yani manyak bir lider. Yani deli bir lider. Ona gönderirim olabilir. Güzel de olabilir yani. Temaya da uyuyor. Dur. Oyunun adı Ün. Bayağı keman. Kemanlara dikkat edelim. Burada domine... Şurayı niye çevirmemişsem? Burayı çevirmemişim. Diyor ki dünyayı ele geçirme planlarımız sen ve ben. Gold chain bu altın diş gibi bir şey. Born to kill. Öldürmek için doğduk diyor. Yani burada biraz şey görüyoruz. Ama bakın, fame is the name of the game. Önemli. Yani Lana buralarda ünlü olmaya çalışıyor aslında. Ama yine neyi öldürecek? Ele geçirmek. Dünyayı ele geçirmek. Yine işte mafyalardan falan bahsetmesi. Getto şu an. Gettoluk boyunda ilerliyor. Bir de şimdiden söyleyeyim bunu. Sad Girl, Dangerous Girl, Dangerous Girl, Cinnamon Girl. 3. Yani o yüzden de mantıklı. Yani 3. Bu da üçlemenin sonu zaten. Yani yine bu işte biraz sert, biraz sert yani. Açıkçası Born to Die'a nazaran sert. Born to Die daha dramatik. Amacın ne? Bu Mau Mau aslında Dangerous Girl'la da onu duyduk. Miau Mau Mau. Kediler biraz vahşi yaratıklar. Tehlikeli yaratıklar gibi. Devam mı ediyor? Mix it up, keep it fun, boy, we're crazy and young, so don't stop.
yine sanki şey dönemi no cuckoo. Pull my hair, push pull my hair. Öyle bir şarkı vardı sanki. Of şiddet Lana. Geri mi döndük? Yani dörtlü de olabilir o, biliyor musunuz? Düşündüm yani. Sanki böyle biri var değil mi? Bir şey var yani. Akçıkken dur. Dur ya. Bu İspanyol vibe'ları çok var değil mi? Ama zaten Lana Del Rey bir kere İspanyolca. Çok güzel. Güzel. Yine İspanyol vibe'ları. Sanki Money Power Glory... İyi hatırlattı bana. Heavy Hitter. Bunu şeyde göreceğiz bak. Marina'da Electra Heart'ın bir benzerini Love and Fear'da yapmaya çalışıyor. Burada yaptığının bir benzerini de Ultra Violence da yapıyor aslında. Bir benzerlik var bence. Yani çok diyemem ama var. Yani çok diye, gerçekten çok diyemem yani. Allah'ım sadece kemanı dinliyorum. Bana şey hatırlat. Pound Shop Blues. Çok çok hatırlat. Dünya Savaşı demişken Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması. Yani söyleyecek pek de bir şey yok. Scarface zaten bir film. Bu Nancy ve Sid de bir film. Ama onu izlemedim sanırım. Ya da izlediysem bile bilmiyorum. Bakayım izledim. Sid ve Nancy filmi. Yok, biyografi filmiymiş. Yok, izlemedim. Ama yani uyuşturucuyla alakalı. Ya zaten belli burada bir şeyler oldu. Yine kurtulamadığımız uyuşturucu. Ah canım, ah canım. Savruluyor kadın, savruldu yani. Her tarafa savruldu. O hep kullanıyor dediğim hani farklı bir sesi. Gibi. Çok kullanıyormuş. Ay. Ha. Ha.
Altyapı, altyapı. Production, production. Şurayı bir daha dinlemezsem ölürüm. Ah. Altyapı. Altyapıya bak. Ama seri katil Lana değil. Karşısındaki kişi. Adam. Ben bir sosyopatım seri katil. Ya da ben bir sosyopatım tatlı seri katil. Kendisi de olabilir. Saldırının getirdiği heyecanı seviyorum. Ah Lana. Burada farklı bir arzu var. Yani benden ilham al. Bir arzu yani. Gibi. Geçelim. What? Evet, o katilmiş. Wow. Yani albüm açıkçası. Buraya niye bunu böyle koydum? Ah. So tonight are you gonna be my soul? Would you kill for me? Would you die for me? Put your hands where I can see them, put them in the air. Yeah, yeah. So tonight are you gonna be my soul? Niye benziyor bu giriş ya? Suicide Blonde, yani yıkık sarışın gibi bir şey. Of Lana. Yani bu karakter hani Lana M. Sirens'da No Kung Fu'da biraz öldürüyordu sürekli. Burada da o var. Benzer. Ama daha çok yani burada o tarzda ama öncekilerde daha çok sanki ün için. Hani amaç ün yani burada. Ama yok burada benim için öldürür müsün? Benim için ölür müsün? Die for me'yi de burada duyuyoruz yine. Yaşa ya da öl. Ya şimdi ne diyeceğim ki? Ben Britney ablama benzetiyorum bunları. Tabii o zamanlar 2011 Femme Fatale çıktığında bu tarz. Zaten
Britney Spears'tan çok ilham almış bu albümde bence. Bence yani çok ilham almış. Femme Fatale olmuş burada da. Büyük bir ihtimal. Hani onu söyleyebilirim. Yoksa Lana yani hep gördüğümüz aslında Lana'da hep gördük bu öldürme şeyini ama yani bir yere koyamıyorum ya. Yani gerçekten ne anlatayım, ne yapayım? Hep erkek yiyor öyle. Kadın bir suçlu. Ne diyeyim ki? Ne yapayım yani? Ne bir hikaye yazmıyor. No Kung Fu. Yani yükselme kısmında biraz öyle vardı. O konuşma gibi. Rap denemesi var, konuşma. Yani yine öncekiler. Burada I Don't Wanna Go muydu? Ben onu dinlemişim meğerse. Dinlemişim ben onu. Allah'ım. Bu Why şey gibi değil mi? Born to Die. Dur ya. Bana şey gibi geldi. Heaven's Night biliyor musunuz? Silent Hill'de. Gece kulübü havası var. Tam çözemedim ama. Hey, hey. Bu ne sondaki? Aa, vallahi Heaven's Night gibi. Yani şey, şöyle ki, Silent Hill'de zaten bundan sonra şey yapacağım.
Bundan sonra anlatacağım Lana'dan sonra. Hatta arada bile atabilirim. Bak, I'm going down, down. Take you down to paradise. Burada paradise toprak altı da olabilir. Şey de olabilir. Yani zihinsel anlamda benlik de olabilir. Seni oraya götüreceğim. Ya yani cennetim orası. Ama tabii ki burada şu karakteri düşününce toprağın altına gönderecek aslında. Kesinlikle kesinlikle Britney Spears bu. Britney Spears. Blackout. Blackout bu yani. Çok femme fatale blackout. Kesinlikle. Bayıldım. No 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 mu diyor? Yani herkes bana no derden sonra mı oldu? Bir dakika bir daha bakacağım. No 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 no. Aa, çok güzel detay. Dramatik mi bu ya? Yani diğerlerine göre çok dramatik değil miydi? Olamaz. Dur. Dur. Şurayı duymam lazım. Dedim ki Kleopatra falan ne alaka yani, ne alaka yani. Ama diyor o gittiğinde benim üzerimde diyor onu. Nasıl bir çeviri bu? Ben bunları niye okumuyorum? Yani diyor ki benim üzerimde hiçbir şey yok şimdi. Çünkü dünya üzerinde tek ben varım diyor. Tek öyle hissediyor herhalde. Yani Kleopatra orada bir şey yani. Aha. They only play my favorite song. Ben şey gibi sandım. Yani dünya üzerindeki son kız olduğundan beri oynatılıyor favori şarkı. Ben televizyondayım sandım, öyle değilmiş. Yani şey diyecektim. Ünlü olmak, ünlüyüm ama dünya yani çok yalnız ediyorum gibi diyecektim, değilmiş.
Şu yükselişi tekrar duyacağım. Wow. No, 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 no. Allah'ım, çok dokunaklıydı. Bayıldım. Bu son iki şarkıya bayıldım. Bana biraz şey gibi geldi, yani hepsinin sonu aslında. Şey de olabilir mesela, onu öldürüyorsun, bunu öldürüyorsun. Oo, bu farklıydı. Bana şey gibi geldi, yani Elektra Heart'ta da öyleydi. Öyle, yani spoiler vereceğim ama yaşanıyor yaşanıyor şeyler, en sonunda vuruyor sizi. Ne yaptım ben? Gibi. Bu da ona benzemiş biraz. Salvatore kurtarıcı demek İspanyolca'da. Ya unreleaseler de çok şey ya. Yani altındaki şeyi göstere, yani gösterebilsem keşke. Böyle çok küçük küçük detaylar. Karışık duruyor ama çok güzel. Ayrıca unreleaselere geçtik. Şurada unrelease yanlış yazılmış değil mi? Unreleased. Releaset. Doğru. Allah Allah. Allah Allah. Unreleased'ler çok karışık. Çünkü çoğunu karıştırmışım. Bunu en sonda bir düzleriz yani. Bir anlamlandırırız. Yani bildiğiniz AKA bu. Buraya yanlışlıkla konmuşum. Olabilir. Kesinlikle Lan'ın da suçu. Wow. Sözler önce ama müzik farklı yani. Trash to have fun. Come back, boy. Once I got the
AK gibi de. Tam Die For Me de. Ya dehşet derecede başarılı ya. Yani ben başarılı, ben bunlar dışarıda atamam yani. Bu da şu kısım sanki bir yerden tanıdık. Bir duydum mu acaba? Ya burada da bir şey duymuştum sanki. İlginç. O bulvarda ruhlar satıyor. Parçalanmış hayaller ve şehir kraliçelerini. Yani yine burada şey var. Satılan kadın mı? Biraz AKA bence. Güzellik kraliçeleri. Mesela Suicide Blonde. Biraz Electric Heart, Femme Fatale, Blackout gibi. Ya bu şarkı dinlenmeye değer değil. Çok yani üzülerek söylüyorum ama değil. Ya bir şey söylüyor mu? Kimsem yoktu. Kimsem yoktu. Yani bu biraz no kung fu. Bunu yanlışlıkla şey yapmışız. Benim hatam. Hayır. What? Bu müzik aletini şeyde görmüştüm, The Weeknd'de. Melankoli EP'de görmüştüm. Üzücü bir tarafı var ya ama dance yani. Arkada bir keman var. Thank you.
Bak bu kemanın... Dur bittim bir. Bu kemanın bu en sonunda duyduğumuz bana Cinnamon Girl'ü hatırlatıyor. Orada anlatalım bunu. Güzeldi. Yani ikisi de çok garipti. Zaten yani anlamları yok bir kere. Söz olsun. Ama Nicole'un. Ben anlayamadım ya. Chill gibiydi. Kadın bağırma sesi. Silah silaha. Şimdi biraz daha eğleneceğiz. Amaç ne yani? Ya Matt yani Lana ya. Vallahi artık bıktım ya. Bıktım yani. Yani yanlış mı seçtim? Ne yaptım anlamadım ki. Yani seçimlerimi sorguluyorum yani Lana. Lana her seferinde beni şaşırtıyor ya. Altın kafesimde kalacaksın gerçek aşk. Asla ölmez. Aynı şeyleri kullandığını fark ettiniz mi? Sanki Paradise'daki gibi yani. Ama yes so cool boarding school. Gibi me geldi. AKA desem. Yani müzikal anlamda Die for me. Ölüm falan. Yani bu sefer ölümün farklı bir şeyi bu. Coffee Boy yarısı buradaydı herhalde. Ben lezzetliyim, gel beni al. Şöyle bir şey var, bak bunu söyleyelim, güzel olur. Şimdi lezzetli diyor ama yani tatlı burada bence. Ve şeker. Bunu Melanie Martinez'de söyleyecektim aslında. Ama burada bunun yeri değil bu. Hani şeker zararlı aslında. Yani burada şeker değil de
Hani bu kadın zararlı. Yes. Hani bu şeker de şimdi burada anlatmayayım ya. Hani AK'de Orta Doğu esintileri, ya yani Orta Doğu diyemem de ben bunu. Bana biraz şey dönemi, yani bu dönem de olabilir No Kung Fu arada. Çünkü 2009 ve 2013 arasındakiler, hani bir orada bir burada gibi bir durum da var. Yani bu albüm unreleased zaten. Yani ama çabasına hayran kaldım ya. Yani çaba yani bu. Bu bir çaba yani. Her şeyden duydum ya. Ya daha yarısına geldim. Ama işte tekrarla da giriyor yani. İyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor yani. Bizim için iyi. Yani her telden duyuyorsun. Her... Birini beğenmezsen birini de beğeniyorsun ama. Kaç. Ben kötüyüm, kaç. Eskilere gittim yine. Heart shaped. Bir tane de olsun ya. Bu da mı şeydi? SoundCloud. Yok ya. İnternette yok ya. Bunu Lana mı yapıyor ya? Bunu Vifan mı yapıyor? Yani bunu geçiyorum. Önce sözü yazıyor. O yüzden böyle oluyor. Yani altına istediğini at. Whistle tone duydum. En sonunda Ariana kullandı sanıyordum. Yani başka bir whistle tone kullanan san görmedim, duymadım. My Hair Ariana whistle tone. Bir de Nasty'nin başı herhalde. Bu saksafon bayağı duyduk. Bu da Taylor Swift. Ama da şu an aklıma gelmedi. Taylor Lover. Şey. False God. Lover False God yani.
gibi. Küçük vibe'lar veriyor. Hoşuma giden vibe'lar. Eyyü. Güzeldi. Mesela yani bundan yani bu ay pardon. No Kung Fu diyelim. O bile değil yani. Hani hiçbir şey yok çünkü. Bu da iPhone. Aa, bu kesin yoktu. Bundan eminim. Şimdi ben bunun nesini eleştireceğim? Yani o zaman okuyayım. Okuyayım. <yani. gülüyor> Şimdi sapmadan öpmeden önce ona sarır, ona daha sonra gelmek istedim. Lana Ray dedi. Dediğini yapmalısın. Adamım, arkadaşı Ray seni yoluna gönderiyor. O benim rodeo kuralım. Bu Ray'i yine görmüştük. İndi sağ. I was in bad day. Var mı? I was a bad day. I was in a bad day. Dur bir dakika. I was in a bad day. Yani hala kaçırdığım şarkı mı var ya? Nasıl olur ya? Nasıl olur yani? In the sun. I was in bad day. Dinleyelim. Nasıl yani ya? Nasıl yani? Everybody said that it wasn't love. I was dumb. I was getting high on your sugar rush for too long. You told me that we could have it all. Now you're posting pictures on your wall. Together, what the hell? We were in heaven, then we fell. I believe you said I'd never leave you. I thought that you loved me, I was wrong. You took all my money and you went off on your own. Living with my best friend in the sun, in the sun. You told me that we could have. Bu sonra düştük. Cennetteydik, sonra düştük. Birkaç kere daha gördüm Adem'in Havva vibe'ı ama üstelemedim. Bir üç kere görmüşüzdür yani. Yine Paradise. Bence ben doğru yaptığımı sanıyorum hala. And die for me. Everybody said that it wasn't love.
Gözüküyor mu bilmiyorum bak. Gözüküyor mu? Bu kanayan taca dikkat edin. Britney Spears. Belki koymuşumdur o baştaki şeye. Pek uğraşmadım. Ne yalan söyleyeyim. Uğraşsaydım koyardım. Aslında Aykeş'e koyarmış. Of Britney Spears, Femme Fatale'dan bir albümünden bir parça mı diyeyim ne diyeyim? I Was in the Bad Day. Dinledim mi ben bunu acaba? Bakayım. Bu 32 nerede? Yalnız 45. I Was in the Bad Day. Dinlemiş de olabilir. I Was in the Bad Day. Yok, hayır. Maalesef. Bari dinleyeyim o. I Was in the Bad Day. Öf. Ulan bitmiyor. Oh. Yani... Sözlerden hiçbir şey anlama bak. İngilizce bilmediğimden değil yani. Sözlere gelemiyorum ya. Ay apayrı. Yoruyor beni Lana. Çok yoruyor. Yani müziği Üç katmanlı. Biri keman, biri disco. Bir de böyle gitar gibi böyle. Üç katmanlı. Live formu üç katmanlı. Belki de daha yani karışık da olabiliyor. Bir de şunu söyleyecektim bak unuttum. Hani güneşin içinde ya. Biz cennetteydik. Atıldık. Bu ne cehennem? Güneş gibi mi? Lana. Mantıklı. Gangster hayalleri.
Kıskançlık çok fena bir hastalık. Hastalık ya. Onu yaşamayan bilemez. No kung fu. Ah. Kötü değil. Ama no kung fu. Yanlış olmuş bu. Yani aynen dediğim gibi yine aynı şey söyledim. Aynı dönem çıktıkları için bilememiş olabilir. Her seferinde şaşırıyorum ya. Ölüm, ölüm, ölüm. Match eşlemek, eşleşmek demek. Bir de zaten kibrit demek. O yüzden iki anlamlı. Ama niye kibrit olsun? Bir düşünürüm yani. Aklına deli sorular. Düşünürüm. It's a match made in heaven. If they're gonna talk, let 'em. Bu mesela daha çok Die For Me iken Go Go Dancer AKA bence. Sevdim bu karamsar silah sesli dünyayı. Bana göre. Çekecek halde değilim yani. Hakikaten AKA bu. Bu AKA. Bu yanlış olmuş. Bu da yanlış olmuş yani. Fame oyunu. Ün oyunu. Yani ünlü olmak uğruna kaybetmiş gibi davranıyor yani. Her şey böyle oldu.
savruluyor yine. Hep aynı şey, hep aynı şey, hep aynı şey. Ama AK gibi de geldi değil de arada sıkışmış kalmış. Çözemedim yani. Çözmeye de gerek var mı? Şu ilginç geldi. Rap dinlemesi, anlaması zor bir şey. Rap serisi zor geçecek benim için. Çok da sevmem yani. Özellikle Türkiye'de. Neredeydi o? Ben onlara hayat kadın diyorum ve sistemlerindeki her şeye kurban oluyorum. Yani aşksızlık mı? Uyuşukluk. Sanki hayat böyle. Ghetto falan. Boş. Bomboş. Ya bu kemanlar bana niye başarılı geliyor ya? Çok başarılı geliyor. Mesela Honeymoon da sırf keman zaten. Ama her şarkı mı başarılı? Yok yani. Burada da yok var arası ama dur. Bu sık tekrarlama ultraviolet. Konuş 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 tekrar 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 tekrar. Ne oraya koymadım? Çünkü müzikal olarak Die For Me. Yani Ultra Violence özeti herhalde. Yine aynı, aynı. Ah, savruluyor bu kadın. İlk ve son, ay ya son olsun bu ya. Oh, yoruldum Lana, yoruldum. Sen yazma yorulmadın. Ben dinleme yoruldum yani. Yani niye böyle? Hani bir şarkıda yaparsın, tamam mı? Ama 2, 3, 20, 30 değildir yani. Değildir. Yani bir dozu var. Tamam, Ultra Violence güzel. Bir daha yapma. Denemesi yani bunlar.
Saint. Avrupa'da sokaklar da var. Mesela çok var. Aziz demek. Saint. Var mıdır bu? Playground. Tabii ki yok yani. Tabii ki yok. Ya benim... Sonradan YouTube yazdım. Kafa gidik ya. Açıkçası uğraşmıyorum. Yapıyorum, şey yapıyorum. Bu ne be? Yine SoundCloud. Ya bu SoundCloud yani. Sağ olsun SoundCloud diye bir telifsiz müzik var. Uygulama şeyi. Gotik altyapının net bir şekilde duyulduğu şarkı. Çoğu kez duyuyorum ama sıkıldım yani söylemeye. Acayip rap denemesi. Şimdi içinde 3 tane önemli şey var. Biri Fight Club. Yani oyun alanı. Şimdi bu filmle bu Paradise değil. Yani filmler ya da ötekilerde de söylemeyeceğim aslında. Söylemedim de zaten. Sadece Paradise'da söyledim. Çünkü belki diğerleri, yani şimdi düşünüyorum Fight Club ve bu anlamı yok. O yüzden söylememin de şeyi yok yani. Onları zaten sonra inceleyeceğiz. Böyle akası ilgisi yok. Ama oyun parkı. Ya şimdi Fight Club eşittir oyun parkı deyince biraz eleştirme oluyor. Açıkçası. Kendince. Şimdi ikincisi vintage ve retro'nun geçmesi. İkisi de geçmişten ilham alan, zaten vintage başlı başına geçmiş de, yani retro için açıkçası, yani retro retro yani vintage. Çünkü müzik vintage değil. Anlatabiliyor muyum? Değil. Gibi ya. İkisi de, üç de neydi ya? Rap yapıyorum, geziyorum. Bazen rap de yapıyorum. 2018'lerde Ariana Grande sağ olsun. Hepsi yani rap'e yöneldiler.
Ama ta 2010'larda yönelme. Lana Goddess'ın yani. Ariana tamam ama Lana. Hepsinden önce. Aynı Britney Spears gibi açıkçası. 2000'lerin muhteşem ismi. 2010'lar içinde Ariana diyemem yani Lana. Bence ama. Ariana da harbiden vuruyor yani. İsmini damgalıyor. 2008-2020'ye bence. Yani biraz geç damgalıyor. Bence 2020'lerde daha çok öne çıkacak. Kime geliyor bence. Ah piyano. Yani Die For Me'de piyano beklememeliydim tabii de. Bir Crooked Cup No Kung Fu'da nedense aklımda çok kaldı. Çünkü saçmaydı. saçma şeyler daha çok akılda kalıyor nedense. Hayatım gibi Ride'in de mi yok? Yordun beni. Yordun. Bir sahne anlatılmış yani. Bildiğin anlatılmış. Aslında şu sıra doğru gidiyor. Yani hani çıkış sırası doğru. Burada Lana Del Rey. Burada Lana Del Rey. Burada Lana. Aslında belki de şöyle olmalıydı. Bu burada ya. Bu burada olmalıydı. Bu burada. Bu burada olmalıydı. Ama biz şu üçe bakarak şu üçü ben yani biz derken ben belki o zaman bu ikisinin benzerliği de mantıklı olabilir miydi? Yani bunlar birbirine benzemiyor. Bunlar hele hiç yani. Bu yani yeni bir şey yapmaya çalışıyor. Neyse. Şu aslında yani. Yani No Kung Fu'ya çok giden parçaların sebebi bu. Çünkü zaten beraber yaratılıyor gibi bir şeyler. Neredeyiz ya? Right. Bir dakika. Little Shady mi? Kind of Shady. Gölge gibi demek de bana Eminem'i şey yaptı. Shady. Slim Shady pardon. Beni cenaze arabasına koydular. Bakın yine aslında yine bak her seferinde var.
Ama ya bir yorum var. Anlatabiliyor muyum? Lana badass bir hayat kadını diyelim. Hayat kadını diyelim. Böyle demeyeyim. Gibi gözüküyor ama ölüm meleği. Ölüm meleği yani. Raiden yani gidiyor. Cenaze arabasında. Lana. Niye burada yani? Last for Life'da da duyacağız onu. Yani biraz ölüm yine var yani. Kopamıyor ölümden. Lan Allah'ım. anlamsız. Aslında Boom Like That'e de söz koymama gerek yok. Uğraşmadım. Söz yok yani. Yani albüm yorum olabilir ama o kadar fazla ki şey yapamıyorum yani. Şu an yani dinleyeyim de gideyim şeklindeyim. Daha özgün olmalı ya. Neyse onun sonunda ay, söyleyeyim ne olacak ki. Daha özgün, daha yani bu olmamalı yani bu. Waste oluyor. Yani güzel bir şey ama waste. Waste of time yani. Kötü değil. Müzik kötü değil. Dinlenir. Vallahi dinlenir. Boom Like That'ı da sevmiştim. Onun gibi. Ama bir hikaye mi? Asla değil. Olamaz. Olamıyor. Aynı şey. Zaten adı, filmin adı. Orada çok ünlü bir sahne. Küfretmeyeceğim, bir daha da bedel falan demeyeceğim. O da bence küfür. Sevmem öyle şeyleri. Ah, sevmediğim bir şarkı. Bu bir ünlü bir o filmde ünlü bir sahne. Zaten onun şeyini kullanmış. Bu şarkıyı 297 görüntüleme mi? 297 mi? Şaka yapıyorsunuz herhalde. Lana Del Rey. Gerçekten. Allah Allah. Bilinmeyen bir şarkı. Ama bu çok sıkıcı zaten. AKA bu. Oradan belli.
Bence sıkıcı bir albümdü yani. Hepsi değil. Bütün albümü şöyle izliyorum ya. Böyle yani. Bütün albümü. Bir şey var ama çözemiyorum. AKA sandım ama killer you are she's gotta be killer. Benim gibi adamları bilirsin. Have a woman that anam yani korkuyorum ya. Çünkü kurutmaya yürürken sıcak oluyorum mu? En çok ona güldüm içimden ama. Çünkü bak, yürüdüğümde ateşliyim ya. Yürüdüğümde ölüyorlar. Güzelliği öldürüyor. Ona çok, yani o cümleye çok şey yapılmış. Bak, aynı Sirens şeyi var. Aynısı. Bu sefer güzelliğiyle öldürüyor. Summer Wine. Şimdi ben bunu anlatmıştım. Dinlemeyeceğim. Bu çocuğun adı neydi ya? Bill miydi? Bill bir şey. Neil. Bill O'Neil miydi? James O'Neil. Bu adamla beraber bu videoyu ve bu cover'ı çekiyorlar. Bakın. Kısaca. Ve güzel sonlanıyor. Şimdi burada yapmaya çalıştıkların hani anlatmıştım ya No Kung Fu'da. Herhalde. Her şeyde miydi yoksa Outriders miydi? Hani birbirlerinin Outriders'ı hatırladım. Bir şarkı vardı demiştim. O bu. Yani. Bakın şu önemli. Şuradaki şey. Boots. Zaten bakın. Nancy Sinatra'nın ünlü bir şarkısı bu. Ve yani 60'ların aynı. Sürekli aynı şey dönüyor. Yani hepsini izlememize gerek yok. Burada bir parç. Altmışların kraliçesi de Nancy Sinatra ve Bot şarkısı çok ünlü.
Boots. Boots. They're made for walking. Sorry. Boots they're made for walking. Bu da ünlü bir şarkı. Bu iki kişi, iki arkadaş yapıyor. Bu çok ünlü. Lana da bunu yapmaya çalışıyor. Sadece bu kadar. Ve sonra bırakıp kaçıyor mu? Kaldı böyle. Ben no kung fu'yum diye bağırıyor. Ben niye oraya koymadım ki? Hem de 2007 yapımı. Aslında trash. Yani trashken boş da boş. Boşluğun büyüsü. Hiçliğin büyüsü. Dibine kadar no kung fu yani. Ah aman Allah'ım bitmiyor. Neyse rekor kırıyorum herhalde. Bu şarkı yazmak yani Lana boşu boşuna başarılı olmamış. Atmadığı o kadar çok vardır ki eminim. Bunun iki katı vardır. Bak eminim ya. Benim öyle mesela. Ki müzikle uğraşmadım bile. Uğraşmamama rağmen hani zordu açıkçası. Bir şey var bunda. Orada o kadar güzel bir keman olabilirmiş ki. Ama AKA bu. Yanlış yerde bu. 15 şarkının yerini değiştirdim yani. 15 vardır. Sonunda son şarkı. Let me wear it, come to my eyes straight, and make the
Farklı enstrümanlar. Eşittir AKA. AKA. Bunu sonra göstereceğim. Bu yan şey, bu da bayağı değişecek yani. Belli ki. Oh, hangi şarkıları sevdim? Şu ikisi ya. Serial Killer. $100 Bill. Bence sevildir. Güzeldi bence. Ben beğendim. Çok iyiydi ya. Yani yarısını yarısından fazla yani. En aklımda kalan diyemiyorum. Oy, vallahi diyemiyorum ya.